Arkadaşlarım, İLO'nun değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize şube yönetim kurulu adına ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Umarım verimli bir eğitim olur, verimli bir seminer olur. Evet, geçen yıl yaklaşık olarak 42 tane teknik eğitim yaptık. Bu yıl da bu eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu yıl yapmış olduğumuz bu eğitimlere ağırlıklı olarak organize sanayi bölgesinde çalışan mühendis arkadaşlarımıza yönelik, özellikle bakım mühendisleri, işletme mühendisleri, ve fabrikanın satın almalarında çalışan, teknik satın almalarında çalışan arkadaşlara yönelik yapmaya çalışıyoruz ki endüstrimize, sanayimize biraz katkıda bulunmak. Şimdi geçenlerde Sanayi Odası Başkanımızın açıklamış olduğu bir veri bizi birazcık daha bu konuda doğru kararlar verdiğimizi gösteriyor. Sanayi Odamızın Başkanı şöyle bir şey paylaştı. Gaziantep'in yapmış olduğu ihracat rakamının çekil listesindeki kilograma bölünmesi durumunda Gaziantep'in kilogram başı ihracatı 1.08 dolar. Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyemiz de burada, Başar Bey. Başkanımız böyle bir açıklama yaptı. 1.08 dolar. Şimdi katma değeri yüksek ürünleri üretecek bir organize sanayi, Gaziantep'in 6. büyük sanayi şehrinden 5, dolayısıyla ülkemizin de 17. büyük ekonomide 10. büyük ekonomiye gelebilmesi için bizim Gaziantep sanayisini sanayide katma değeri yüksek, kilogram maliyeti daha da yüksek ürünler üretmeye, katma değerli ürünler üretmeye, enerji verimliliği anlamında da katkıda bulunmamız gerektiğini düşündürmüştü. Bu bizim tespitlerimizin ne derece doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi özellikle bu yıl ağırlıklı olarak bu sebepten dolayı organize sanayi bölgesi ağırlıklı mühendis arkadaşlara yönelik eğitimler yapıyoruz. Bu kapsamda da Vilo'nun bu yapmış olduğu eğitimi son derece önemsiyoruz. Vilo'nun bu yapmış olduğu eğitim enerji verimliliği artı yangın sistemleriyle ilgili yeni uygulamalarını bizlere tanıtacaklar. Ben kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu arada odamız periyodik kontroller, TÜRKAK kapsamında yapmış olduğu periyodik kontrollere yenilerini ekliyor arkadaşlar. Bu seminer konusuyla da ilgili olduğu için de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi yangın pompalarını, yangın sistemlerini projelendirilmesiyle uygulama arasındaki örtüşmeyi oda olarak biz bilirkişi olarak böyle bir şeye bilirkişi yapıp bu örtüştürmeyi yapıyoruz. Yani yapılan projeyle yapılan uygulama aynı mı değil mi bu konuda projenin doğruluğu tamamen proje mühendisine aittir. Ancak biz projenin uygulamasıyla proje örtüşüyor mu bunu kontrol ediyoruz. Bu konuda bir bilirkişiliğimiz vardı. Şimdi buna yenisini ekliyoruz. Bu da şu kapsamda pompaların hidrofor pompaların testlerini yapıyoruz. Pompaların testlerini de ultrasonik yöntemlerle yapıyoruz. Herhangi bir şekilde tesisatınıza zarar vermeden ultrasonik yöntemlerle pompanın performans testlerini yapıyoruz. Yıllık olarak yapılması gereken bu testleri artık odamızdan çok cüzi ücretlerle yaptıracaksınız. Aynı zamanda buna COSGAP'le bir görüşmemiz var. COSGAP kapsamında, yani bizim yapmış olduğumuz bu uygulamalar TÜRKAK kapsamında olduğu için COSGAP bunun %60'ını karşılıyor durumda olacak.
Şimdi bugün KOSGEB Başkanımızı da aradım. Kendisi yurt dışındaydı ama önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili de bir lansman yapıp bir duyuru yapacağız. %60'lık kısmını KOSGEB karşılayacak. Bizim yapmış olduğumuz TÜRKAK kapsamındaki, akreditasyon kapsamındaki tüm ölçümleri, testleri KOSGEB karşılayacak. Dolayısıyla aslında çok cüzi bir bedelle sisteminizi kontrol etmiş olacaksınız. Yine ciddi bir yatırım yaparak önümüzdeki süreçte organize sanayi bölgesinde hali hazırda zaten baca gazı emisyonlarını yapıyorduk. Ama şimdi gerek konutlarda gerekse organizede baca gazı sızdırmazlık testleriyle ilgili de yeni cihazlar alarak yine TÜRKAK kapsamında bu akreditasyonlarımızı yapıyoruz. Bu konuyla da ilgili özellikle çalıştığınız fabrikalarda, işletmelerde bu tür iş sağlığı, güvenliği veya periyodik kontroller kapsamında yapılacak işleri odamıza yönlendirmenizin faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim odamızın genel olarak kamu kurumu niteliğinde olduğu için genel olarak bir temsiliyeti yüksek ve logosunun olduğu her evrak değer kabul ediliyor. Bu anlamda da KOSGEB'in de destekleri de arkanızda olduğu sürece bizim artık fiyat yönünden de ciddi anlamda rekabet gücümüzün olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi sadece bu almış olduğumuz ultrasonik debimetreleri yangın tesisatları ile ilgili düşünmeyin. Aynı zamanda pompaların, uzun süre kullanılan pompalarında gereken debiyi, gerekli basınçta basıp basmadığını kontrol edebilmek için de yine aynı bu şekilde bu ultrasonik debimetreleri kullanabiliyoruz. Yine mekanik tesisatta projelendirme yaparken suyun hızını hesaplayarak yapmış olduğumuz projelendirmelerde yine size bu anlamda da bilirkişilik yapacağız. Sadece yangın olarak düşünmeyin. Aynı zamanda mekanik tesisat ve özellikle soğutma hatlarındaki hızlarınızı, debilerinizi de bu şekilde ölçebileceğiz. Şimdi önümüzde perşembe günde bir yine çok etkin bir seminerimiz var. Yine kendi konusunda biraz önce Gökhan Bey'le de bu konuda istişare ettik. Biz şimdi buraya getirdiğimiz seminerleri ve sunucuları, panelistlerimizin hepsini kendi sektöründe otorite olmuş, kendi sektöründe gerçekten çok ciddi akademi altyapısı olan kişilerden özellikle seçmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da İLO'nun buraya gelişini önemsiyoruz. Şimdi perşembe günü de Kuka Robotics diye bir firmamız var. Yine dünyanın kendi sektöründe otorite olmuş bir firması. Mercedes, BMW gibi firmaların robotları, fabrikalarında kullanılan robotlarında ve buraya robotlar da getirecekler. Bu robotların da demoları olacak burada. Şimdi bunu işte sanayimize Endüstri 4.0'a hazırlamak, katma değeri yüksek ürünler üretmek için yapıyoruz. Bunun için de özellikle bu Kuka Robotics ile ilgili, önümüzde yine Fanuc Robotics var, SKF diye Rulman Bilya firması var, Festo ile ilgili çalışmalarımız var, Geberit ile ilgili, Sifonik sistemlerle ilgili çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili seminerlere ben hepinizi şimdiden davet etmiş olayım. Bu gerçekten çok verimli seminerler olacağını düşünüyorum bu seminerlerin. Farklı yöntemler, uygulamaları, endüstri dediğimizde sanayi. I would like to take you on a journey into the world of VINO. We start in the year in which the company was founded. The future of VINO started in 1872. The Lewis Oplender Copper and Brass Goods Factory was founded. Company founder Lewis Oplender was already pursuing the idea of making it easier for people to be supplied with water and heat. And in 1928, this idea became a reality, with the first circulation accelerator in the world. Milestones have been set time and time again in the company's history, spanning more than 140 years. In 2001, VINO developed the first high-efficiency pump in the world for heating, air conditioning, and cooling. Even today, it is regarded as the benchmark for the former energy label. In 2009, VINO revolutionized heating technology again with VINO Geniax, the world's first decentralized pump system. All these developments have contributed to the position that VINO is today, one of the leading manufacturers of pumps and pump systems. With 60 subsidiaries, 15 production sites, and about 7,000 employees worldwide. Our company's history and tradition are both an obligation and a spur. Every
Vibo invests significant sums in research and development projects. Our goal is to continuously improve our products and to develop them further. That's what we call pioneering for you. Evet, kısa bir tanıtımda. Ciro'nun her yıl %4.7'sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor. Bu da 62 milyon euro yapıyor. Tamamen Ar-Ge'ye ayırıyor ve enerji verimliliği üzerine genelde tabii ki son yılların trendi olarak. Zaten bugün anlatacağımız pompa teknolojisindeki gelişmeler genelde bu Ar-Ge çalışmalarıyla çıkmış. Bu Oplander ailesinin özel ekibiyle yapılmış, başlatılmış projeler. Dijitalleşmeyle ilgili bugün zaten çokça bahsedeceğiz. Artık pompalarda bildiğiniz gibi haberleşme açısından özellikle dijitalleşme konusunda geliştiriliyor. Evet, yeni bir fabrika, Vilo şu andaki en büyük yatırımını, zaten Dortmund'da merkezi ama en büyük yatırımını şu anda bu fabrikaya yapıyor. Tam bir teknoloji üssü olacak. 120 bin metrekarelik çok büyük bir kompleks. Ar-Ge satış ve yönetim binaları olacak burada. Ve Endüstri 4.0 prensibiyle binalar çevreye saygılı, ekonomik ve sağlıklı olmasına göre kredi notları alıyor ve sonunda da sertifika veriliyor. Biliyorum ki de BOT-GÇP'si sertifikası. Burada örnekler var, hani mühendislik örnekleri. %25 eder tasarruflu normal klasik sistemlere göre. Kapalı mekanın %85'i güneş ışığı alıyor. Bina otomat sistemiyle kullanılıyor ve AHLE standartlarına göre %30 daha fazla taze hava içeride sirküle ediliyor gibi notlardan bir yeşil sertifika alındı. Sayın Başkan'la da bugün konuşma fırsatımız oldu. Bizim orada 3 tane eğitimle ilgili bölümümüz var. Daha doğrusu odamız var. Bunlardan bir tanesi teorik seminer salonumuz, 50 kişilik. Diğer ikisi de tamamen pratik ama çalışan pompalar üzerinde tatbiki çalışmalar yapabileceğiniz, uygulamalar yapabileceğiniz iki tane de eğitim atölyesi ya da eğitim laboratuvarımız var. Burada müşterilerimize, bayilerimize, kendi personelimize, okullara, üniversitelere, sektördeki teknik kişilere eğitimler düzenliyoruz. Sizleri de görmek isteriz. Satış sonrasında çok güvendiğimiz noktalardan birisi, sürekli geliştirdiğimiz ve bizim aslında sağ kolumuz olan bir bölümümüz. 48 ilde 75 yetkili servisi mevcut. Yedek parça, bakım sözleşmeleri, çağrı merkezi gibi bölümleri olan, merkezde de yaklaşık 10-12 kişinin çalıştığı bir bölümümüz. Bir de OEM ürünleri üretiyoruz. OEM ürünleri dediğimiz kombi kazan gibi üreticilerin ya da sanayide yer alan üreticilere üretim aşamasında verdiğimiz ve kendilerinin bu kendi ürünlerinde kullandıkları özel tasarımlı ya da onlara uygun olarak tasarlanan pompa grupları. Bunlarla ilgili de partnerler şurada gördüğünüz alanda çoğunu da tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Referans projeler çokça, tabii ki buraya hepsini yazmak mümkün değil. Ama oldukça büyük projeler, işte statlar var. İstanbul'daki Gökdelenler, Marmaray projesi, Antalya'da otel, şehir hastaneleri, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin, Eskişehir, sanayiden yine Coca-Cola Çorlu'da, Ankara'daki konut projesinde gibi uygulamalarda, büyük projelerde filo pompaları kullanılmış. Buraya da biz de koyduk. Evet, tabii ki medya, sosyal medyaya da önem veriyoruz. Burada aşağıda gördüğünüz Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, bu neydi? Instagram. Instagram, benim kullanmadım. Evet, Instagram. Hepsinde de Vilo'yu takip edebilirsiniz. Bazen sürprizler falan oluyor. Açıkçası hani ben çok kullanmasam da
birçok kişi takip ediyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Evet, Gilo ile ilgili kısaca bahsetmek istedim. Bundan sonra zaten teknik konulara değineceğiz. Yeni teknolojilerden bahsedeceğiz. Umarım faydalı olur, verimli bir eğitim olur. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. İlk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Hande Moğlalı. Yaklaşık 9 yıldır Willow ailesi içerisinde görev yapmaktayım. İş geliştirme müdürü olarak çalışıyorum. Ben de sizler gibi makine mühendisiyim. Bugün aslında benim için çok önemli. İki nedeni var bu önemin. Birincisi, ilk defa Gaziantep'e geldim. Gaziantep aslında hem endüstrisiyle, sanayisiyle hem de mutfağıyla çok büyük öneme sahip bir şehir. İkincisi ise aslında Endüstri 4.0, Big Data, yapay zeka gibi konular Türkiye'de de dünyada da çok fazla konuşulurken sektörde ilk defa Willow'un yapmış olduğu yapay zekalı pompaları tanıtmaktan dolayı, buna vesile olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz hepimiz, arkadaşlarımla birlikte. Bugün ilk önce ERP direktifiyle başlayacağım, daha sonra yapay zekalı pompalarımızla devam edeceğiz. ERP direktifi bizim hayatımızı etkileyen bir direktif. Yani enerji tüketen bütün ürünlerle ilgili ürünlerin ortadan kalkması, yeni ürünlerin gelmesini sağlayan bir yönetmelik. Bu yönetmelik Avrupa'da ilk defa ortaya çıktı. ERP'nin baş harflerinden, yani Energy Related Product, yani enerjiyle ilişkili ürünleri içeren bir yönetmelik bu. Enerji verimliliğini maksimize etmek için, enerji kaynaklarını daha az tüketmek için ve nakit tasarrufu sağlamak için Avrupa'da 2011 yılında çıkmış bir yasa. Tabii ki Türkiye olarak biz de bunu paralel olarak takip ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sayesinde enerji politikalarımız bunu paralel olarak takip ediyorlar. Yani şu anda anlatacağım bütün her şey Türkiye'de de geçerli yasalar. Bu yasa sadece pompaları içermiyor, elektrik tüketen tüm cihazları içeriyor. Ampulden beyaz eşyaya, klimalara, endüstriyel fanlara ve pompalara kadar birçok enerji kullanan cihazı içinde barındıran bir yönetmelik. Bununla Avrupa'nın bazı hedefleri var. Bu hedefler yılda 23 kWh enerji tüketmek, 11 milyon ton daha az karbondioksit salınımı sağlamak, 4 milyar euro enerji tasarrufu sağlamak ve %90'a varan elektrik tasarrufu sağlamak. Bunu biraz daha somutlaştırırsak, Avrupa'daki İrlanda kadar büyüklüğündeki bir ülkenin enerjisini sıfırlamaya yönelik bir tedbirden bahsediyoruz. Bu yönetmenin sadece pompalar kısmından bahsedeceğim ben bugün. Pompalar kısmını ikiye ayırıyor: ıslak rotorlu ve kuru rotorlu pompalar olarak. Biliyorsunuz ıslak rotorlu pompalar küçük kapasitede kullandığımız, ısıtma soğutma hatlarında kullandığımız pompalarken, kuru rotorlu pompalar hem ısıtma soğutma hatlarında hem yangın hatlarında kullanılan pompalar. Islak rotorlu pompalara baktığımızda toplam verimliliği ifade ediyor yönetmelik ve EEI diye ifade ettiği bir tabir var. Bu enerji efficiency indeksi olarak tanımlaması, yani enerji verimliliği endeksi. Bu endeks 0.23'ün altında olması gerekiyor. Ne kadar küçükse bu değer, pompamız o kadar verimli anlamına geliyor. Satın alırken bu değerin 0.23'ün altında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Müşterilerimize de bunları ifade ediyoruz. Bu değer hem pompanın etiketlerinde hem kullanılmasında
kullanma kılavuzlarında hem de kataloglarında yazması zorunlu. Kuru motorlu pompalara baktığımızda ise hem pompa verimliliği hem de motor verimliliğinden ayrı ayrı bahsediyor yönetmelik. Kuru motorlu pompalarda hangi pompaları içine alıyor? Norm tip pompalar var, şaseli, yatay pompalar. Genellikle soğutma ve yangın hatlarında denk gelmişsinizdir. Blok tip pompalar var. Inline tip dediğimiz pompalar var. Aynı doğrultudaki boru üzerine takılabilen pompalar. Çok kademeli dikey tip dediğimiz hidroforlarda kullandığımız pompalar yine bu regülasyon kapsamında ve kendini denemişli tip pompalar da bu regülasyona dahil edilmiş pompalar. Motor verimliliği kısmında yönetmelik IE1'den IE5'e kadar verimliliği sınıflandırmış durumda. IE3 verimlilik artık 0.75 kW ve üstü motor güçlerinde en düşük verimlilik değeri IE3. Yani IE1 ve IE2 verimlilik artık kullanılamıyor. En düşük verimliliğimiz IE3 ve en yüksek verimliliğimiz ise IE5 olarak görebilirsiniz. Pompa verimliliğinde ise MEI yani Minimum Efficiency Index, Minimum Verimlilik Endeksi denilen hidrolik verim tarafını ilgilendiren bir kısım. Burada ise 3 tane değer var. 0.1, 0.4 ve 0.7 diye. 0.7 en yüksek değer, 0.1 ise en düşük hidrolik verim değerini ifade ediyor. Şu anda ülkemizde de Avrupa'da da 0.1 yasaklanmış durumda. En düşük 0.4 MEI değerine sahip, hidrolik verimliliğine sahip pompalar mevcut. Stratos Maxo ile başlamak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Yapay zekalı pompamız. Biliyorsunuz Velo sirkülasyon pompasının mucidi. İlk önce 1928 yılında sirkülasyon pompasını icat ettikten sonra dünyanın ilk elektronik pompasını 1988 yılında üretti. Daha sonra ilk yüksek verimli pompası olan Stratos'u 2001 yılında üretti. Ve 2017 yılında ise dünyanın ilk yapay zekalı yani akıllı pompasını piyasaya sürdü. Peki yapay zekalı ya da akıllı pompa ne demek dersek? İlk önce belki dikkat etmişsinizdir. Herkes ben çok verimliyim diyor. Bütün pompa firmaları. Artık pompanın verimliliğinden ziyade pompa verimli olacak ama sistemin de verimliliğinden bahsediyoruz. Yani pompanın içerisinde öyle özellikler var ki sistemin de verimliliğini maksimize ediyor. Yani yapay zekalı pompa, akıllı pompa demek sistemin verimliliğini de maksimize eden pompa anlamına geliyor. Bir diğeri ise en iyi iletişime sahip pompa. Hem bina otomasyonuyla hem akıllı telefon ve tabletlerle iletişim hem de farklı mahallelerde bulunan pompaların da birbiriyle iletişiminden bahsediyoruz. Birazdan bunları detaylandıracağız. En kolay kurulum yapılabilen pompa. Burada gördüğünüz gibi bir ekranı var ve her menüde kurulum rehberi yer alıyor. Bu sayede pompadan hiç ilgilenmeyen, anlamayan birisi bile çok rahat bir şekilde kurulum yapabiliyor pompayı. En kolay montaj yapılabilen pompa ve en esnek pompa diyoruz. Esnekliği ise uygulamalar arasında geçişi kolayca yapabilen bir pompa. Pompamız tekli, ikiz ve Z dediğimiz yani kullanma suyu, sıcak kullanma suyu hatlarını kullanılan paslanmaz çelik gövde sahip tiplerimiz mevcut. Dolu yağmaya başladı herhalde. Gök gürülüyor. Herkesin arabası kapalı bir yerde mi? Değil. Eyvah. Ben o zaman hızlıca anlatayım. Herkes arabası kurtarsın. Geniş bir elektronik gövdemiz var. Burada geniş bir ekranımız var. 4.2 inç LED ekranımız var. Aynı bilgisayar ekranı gibi görebilirsiniz. Yeşil bir butonumuz var şurada gördüğünüz gibi. Bu yeşil buton basılarak ve döndürülerek kullanılıyor. Çok kolay bir kullanımı var.
Şurada da gördüğünüz bir yeşil ışık var. Bu yeşil ışık kapkara bir kazan dairesinde girdiğinizde pompaların işte yeşil yanıyorsa sorunsuz çalışıyor olduğunu, mavi yanıyorsa bina otomasyonuyla iletişimde olduğunu, kırmızı yanıyorsa ise arızada olduğunu gösterebiliyor. Yani kocaman bir kazan dairesinde çok uzaktaki bir pompanın yanına gitmeden anlayabilmenizi sağlıyor. Clemens kutusuna buradan erişebiliyoruz şu siyah kısmı çıkarıp. Burada elektrik bağlantılarını kolayca yapabileceğimiz bir konnektör cihazımız var. Bilo konnektör deniliyor. Bu sayede elektrik bağlantıları montajı kolayca yapılabiliyor. Kataforez bir kaplamamız var. Ayrıca izolasyon ceketimiz de mevcut. Burada da bir EC motorumuz var. Elektrokomitatif motor teknolojisi diyoruz buna. Bunu daha önce Stratos dediğimiz yani 2001 yılından beri kullandığımız motorlarda kullandığımız bir teknoloji. Senkron bir motordur. Bu da senkron motor olmasından kaynaklı olarak yani eski tip geleneksel motorlar asenkron tiptir. Senkron tip olması verimliliği çok yükseltiyor ve bu sayede çok yüksek verimlere ulaşabiliyoruz. İzolasyon ceketimiz de tekli tiplerde mevcut. Clemens kutusunu açtığımızda iki tane çıkışımız var. Genel arıza ve genel çalışma sinyali için. Yani herhangi bir modül vesaire ihtiyaç duymadan çalışma ve arıza sinyallerini kablo yardımıyla alabiliyoruz. İki tane girişimiz var. Bunlardan harici kapatma, minimum hız, maksimum hız, tuş kilidi ya da ısıtma, soğutma, geçiş dediğimiz bir fonksiyonumuz var. Onu sağlayabileceğimiz iki tane girişimiz var. Sensörler yerleştirebiliyoruz pompaya. Sıcaklık sensörü bağlayabiliyoruz. Herhangi bir başka sensör bağlayabiliyoruz. PT1000 sensör için bir girişimiz var. Ayrıca iki tane tekli pompayı ya da ikiz pompayı haberleştirebilmemiz için bir asıl bir yedek ya da iki asıl şeklinde çalıştırabilmemiz için bir vilonet ağımız var, kablo bağlantımız var. Bir de bina otomasyonu kullanacaksak eğer Modbus, Bucknet, CAN ya da LON gibi protokollere uygun modüllerimiz var. Bu modüllerden aldığınızda bina otomasyonuna rahatlıkla bağlanılabiliyor. Bu bina otomasyon modülü pompanın yuvasına takılıyor. Protokollerimiz demin söylediğim gibi en çok kullandığımız zaten Türkiye'de Modbus, ikincisi de Bucknet. LON çok daha az kullanılıyor. CAN neredeyse hiç kullanılmıyor diyebiliriz. Özelliklerimize bakacak olursak çok güzel özelliklerimiz var. Bunların eşsiz özellikler diyebiliriz. Yani şu an Vilo'nun dışında hiçbir sirkülasyon pompasında bulunmayan özelliklerden bahsediyor olacağım. Özellikle şu Dynamic Adapt Plus'tan biraz bahsetmek istiyorum. Dynamic Adapt Plus herhangi bir kullanıcı, tabii ki bu fonksiyonu seçmezseniz değil, bu fonksiyonu seçerseniz herhangi bir debi ya da basma yüksekliği girişi yapmaksızın pompa tesisatınızdaki vananın açılıp kapanmasını öğrenerek her gün bunu öğreniyor, 24 saatte bir güncelliyor, yapay zekası sayesinde herhangi bir QH değeri girmeden çalıştırıyor. İlk aşamada, ilk devreye aldığınız zaman da en yüksek devir hızında ve orta noktada çalıştırıyor. O gün bütün tesisattaki vanaların açılıp kapanmasını öğreniyor ve ertesi gün bugün öğrendiği şekliyle çalışıyor. Daha sonra ertesi gün dünkü verilere göre çalışıyor gibi ve bunu 24 saatte bir güncelliyor. Muadili olan pompalarda ilk 2 haftada bunu yapıyor ve pompa ömrü boyunca o ilk 2 haftadaki değerlere göre çalışıyordu. Şu an Stratos Maxo'yla bunu 24 saatte bir güncelliyor durumuna geçiyoruz yapay zekası sayesinde. Buradaki grafik ne anlatıyor? Bu grafik mavi noktalar Dynamic Adapt Plus noktasındaki çalışma noktalarını gösteriyor. Yani pompanın her bir nokta çalışma noktasını ifade ediyor. Kırmızı noktalar ise Delta PV'de yani geleneksel bir frekans konvertörlü pompanın çalıştığı noktayı ifade ediyor. Delta PV'de bile çalıştığından
daha düşük değerlerde çalıştığı için basma yüksekliği olarak delta PV'ye göre bile, yani geleneksel frekans konvertörlü bir pompaya göre bile %20'ye varan daha fazla enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Ve bunda da kullanıcıya herhangi bir debi basma yüksekliği girişi bile yapmasına gerek kalmadan. İkinci fonksiyon ise multi-flow adaptation özelliği. Bunu Türkçeleştirmemizi Almanya, yani Bilo Almanya istemediği için Türkçeleştirmedik. Pompanın ekranında da böyle yazıyor özellik olarak. Primer devrede bir pompamız var. Sekonder devredeki diyelim 11 tane pompamız var. O 11 pompanın ihtiyacı kadar debi sağlıyor primer devredeki pompa. Yani sekonder devredeki pompanın debi ihtiyacını algılıyor primer devredeki pompa ve onun ihtiyacı neyse ona yönelik bir debi sağlıyor. Debi düştü, primer devredeki pompa da kendini kısıyor. Debi arttı, primer devredeki pompa da kendini yükseltiyor, devir hızını yükseltiyor, debisini yükseltiyor. Bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde yüksek bir enerji tasarrufu sağlıyor. Şöyle gösterebilirim. Şuradaki primer devredeki bir pompa toplam sekonder devrede 11 pompaya kadar iletişim kurabiliyor. Bunu kablo vasıtasıyla yapıyor. Maksimum kablo uzunluğunun 200 metre olması gerekiyor sadece. Diğer bir özellik ise delta T sabit özelliği. Primer devredeki bir pompa sekonder devre ile primer devre arasındaki delta T'yi sabit tutarak hızını, primer devredeki pompa hızını ona göre ayarlayabiliyor. Yani ayarladığımız delta T diyelim ki 20 derece. Onu 20 derecede tutmak için devir hızını ona göre ayarlayabiliyor. Ve bu şekilde hem dönüş yönündeki sıcaklığı azaltmış oluyor hem de enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Bir de T sabit özelliğimiz var. Yine sekonder devrede bir sensör yerleştiriyoruz. O sensörden aldığı veriye göre pompa kendi devir hızını, oradaki sıcaklığa göre devir hızını yükseltiyor ya da düşürüyor. Bu şekilde yine enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz ve karışım olması ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Bir diğer özellik, eğer sabit de bir ihtiyacımız varsa, yani testimizde 20 metreküp debiye ihtiyacımız var. Bunu da sabitleyebiliyoruz. Bu şekilde de sabit debiyi sağlayabiliyoruz. Pompanın içerisindeki rotor kısmındaki havayı otomatik olarak tahliye edebiliyor. Eskiden 3 hızlı pompaların üstünde bir vida vardı. Onu manuel olarak sıkmamız gerekiyordu. Şimdi artık onu manuel olarak yapmaya gerek yok. Pompa kendi kendine rotorun içerisindeki havayı otomatik olarak deşarj edebiliyor. Genellikle devre alma, yani ilk devre alma işlemlerinde buna ihtiyaç oluyordu. Diğer bir özelliğimiz pompalar, tüm pompalar içerisindeki geçmişteki verileri tutma özelliğine, hafızada tutma özelliğine sahip. Bu özellik sizin hoşunuza gidebilir. Q-limit özelliği, yani debiyi minimumda ve maksimumda limitleyerek hidrolik dengeyi sağlamaya yönelik bir özellik. Bu şekilde pompanın ayarlanan minimum akış oranını performans sınırları dahilinde sağlıyor, limitlemiş oluyor. Diğer bir özellik ise ısıtma soğutma geçiş. Bir pompa eğer hem ısıtmada hem de soğutma hattında çalışıyorsa, fan coil devrelerindeki gibi, ayarladığınız bir sıcaklık değerinde, akışkan sıcaklığı değerinin altında, mesela 19 derecenin altında soğutma, 25 derecenin üstünde ısıtma olarak algılayarak bu şekilde geçişler, otomatik geçişler yapabiliyor. Bunu BMS'den gelen bir veri üzerinden sağlayabiliyoruz, harici bir kontakla sağlayabiliyoruz ya da sizin verdiğiniz bir sıcaklık değerine göre de sıcaklık girişiyle de sağlayabiliyoruz. Akışsız durma özelliğimiz var.
Eğer tesisatta hiçbir ihtiyaç yoksa bu ihtiyacın olmadığını algılayıp pompa kendini kapatıyor. Daha önce ne yapıyordu? Kendini kapatmıyordu, minimum devir hızında çalıştırıyordu. Şu anda tesisatta ihtiyaç olmadığını algılayıp pompa kendini kapatıyor ve bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor. Yani enerji harcamıyor boşu boşuna. Eğer pompa yeterli akış var mı diye 5 dakikada bir tetikliyor ve bu sayede de gerçekten akış var mı yok mu kontrol ediyor. Bu çalışmalar yaklaşık 10 saniye sürüyor. 10 saniye sonra eğer yetersiz bir akış gözlemlerse kapatıyor kendini. Bunların toplamında 1 saat gibi bir süre geçerse 1 saatte de 1 watt kadar bir enerji tüketimi sağlıyor. Yani burada da minimum bir tüketim söz konusu. Eskiden pompaları devreye alırken pompanın basma yüksekliğini girerdik. İşte 6 metre su sütunu diye. Şu an 6 metre su sütununu girdiğimizde pompa bize bir delta PV eğrisi çıkarırdı ve bu delta PV üzerinde pompa de bir artsa da bu delta PV üzerinde çalışırdı. Şu an pompanızı isterseniz 5.75 metreküp 6 MSS'de çalıştırabilirsiniz. Bu noktanın üzerinden delta PV'yi geçirebiliyor. Yani istediğiniz herhangi bir noktadan delta PV eğrisini geçirebiliyor pompa. Bir diğer özellik ise kalorimetre özelliği. Pompanın içerisinde bir akış sensörü var ve sıcaklık sensörü var. Q eşittir mc delta t formülünden algılayıp buradaki debiyi, harici bir noktadaki sıcaklık farkını algılayıp hem ısıtma hattında hem de soğutma hattında buradaki geçen kaloriyi enerji miktarını ölçebiliyor. Muadil pompalarda bunu sadece ısıtmada yapıyordu. Burada hem ısıtmada hem de soğutma hattında bunu yapabiliyor. Bir diğer özellik ise sıcak su kullanım hattında özellikle Legionella bakterisini önlemek için termal dezenfeksiyon yapılıyor biliyorsunuz. Boiler hattında gecenin hiç kullanılmadığı bir saatte 70 derece yükseltiliyor ki Legionella bakterisinin önüne geçilsin diye. Bu bakteri aslında Türkiye'de çok fazla bilinen bir bakteri değil. Durgun sularda çok kolaylıkla üreyebilen ve genellikle akciğerler, soluma yoluyla akciğerlere tutunan bir bakteri. Daha çok bizde zatürre olarak teşhis konuluyor ama ölümcül bir hastalık. Bizde istatistik veriler çok iyi tutulmadığı için zatürre olarak yazılıyor ama Avrupa'da bundan dolayı ölümler çok fazla. Durgun sularda ve yaklaşık 37 ile 42 derece sıcaklığında çok kolay yürüyorlar ve yaşıyorlar. Bunları bu bakterinin ölümüne ancak yüksek sıcaklık, 70 derece sıcaklıklar gibi sıcaklıklar ve durgun olmayan, sirküle edilen su öldürüyor. Onun için boiler hatlarındaki bu durgun suyu yükseltiyorlar gecenin işte hiç kullanılmayan saatinde, gece 4 gibi. 70 derecelere yükseltiyorlar. Pompa bu noktada ne yapıyor derseniz, pompa o 70 derece sıcaklığı algılayıp kendini maksimum devir hızında çalıştırıyor. Bu sayede de Legionella bakterisine karşı termal dezenfeksiyon sağlanmış oluyor. Pompamız en iyi iletişime sahip pompa demiştik. Akıllı telefon ve tabletlerle de iletişim kurabiliyor. Bluetooth aracılığıyla ve Gateway aracılığıyla. Herhangi bir harici bir ekipmana gerek yok. Muadillerinde dongle denilen iPhone cihazlarının girişine bağlanan bir ekipman gerekiyor ama burada öyle bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Nerede olursanız olun pomponuza telefonunuz üzerinden ya da tabletiniz üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yani özetlemek gerekirse yapay zekalı pompa hem sistemin verimliliğini maksimize eden hem en iyi iletişim kuran, en kolay monte edilebilen, en kolay kurulum yapılabilen ve uygulamalar arası geçişte en esnek pompa anlamına geliyor diyebiliriz. Eğri
ikisine bakarsak çalışma noktalarına yaklaşık 70 metreküp maksimum basma yüksekliği ise 16 MSS. İkiz pompalarda 120 metreküp 16 MSS'ye kadar kapasitesi var. Sıcak su kullanım hattında ise 40 metreküp 14 metre su sütununa kadar kapasitesi mevcut. Çok teşekkür ediyorum. Sorumuz varsa yanıtlamak isterim. Yok herhalde. O zaman 15 dakika bir kahve molası diyorum. Sayın temsilcisi, otel temsilcisi, sunum olarak güzel hazırlanmış. Kahve molası mı? Çay da içebilirsiniz. Zorunluluk yok. Hoş geldiniz. İsmim Hazal Yıldız. Ben de bugün sizlere yapay zeka teknolojisiyle bir atık su pompasından bahsediyorum. Ben de Villa'da iş bölüm geliştirme sorumlusu olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4,5 yıldır Villa ailesinin içerisindeyim. Bugün fazlasıyla yapay zeka adını duyduk, duyuyor da olacağız. Neden? Çünkü yapay zeka günümüzün en popüler konularından birisi. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti tüm sektörlere yerleşti. Artık bunları konuşuyoruz. İşte akıllı robotlar, akıllı asistanlar, yapay zekalar. Bunları merak ediyorduk. Bu teknolojileri artık konuşuyor olduk. Peki bir atık su pompasında yapay zekaya neden ihtiyaç duyarız? Buradaki anahtar kelimemiz kentleşme. Teknoloji ne kadar büyüyorsa aslında bizim kentlerimiz de, şehirlerimiz de o şekilde büyümeye devam ediyor. Öyle ki 2050 yılında nüfusun %70'inin büyük şehirlerde yaşayacağını görülüyor. Biraz daha yakın bir tarihe gelelim. 2020 yılında bu büyük şehirlerde 50 milyar cihazın birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Şimdi burada bu büyüyen, artan kentleşmenin getireceği bazı tabii ki kentsel sorunlar var. Bunların başında da atık su ve altyapı sorunları geliyor. İşte bu sorunlara bizler de ancak bir daha verimli ve daha dijital çözümlerle bir çözüm sunabilirdik. Biz de sizlere yapay zekalı dalgıç bir atık su pompasını tanıştırmak istedik. Nexa Solid Q, biraz önce de bahsettiğim gibi Nexos adı verdiğimiz bir yapay zekaya sahip, birbiriyle haberleşebilen, IE5 motorlu özel bir chat tasarımına sahip dalgıç atık su pompası. Nelerden oluşuyor? Bir çarktan, kendi kendini temizleyen bir çarktan oluşuyor. Dijital yapay zekasının içerisinde bir veri kaydeden, veri toplama sisteminden oluşan bir arayüzden ve harici bir frekans konvertöründen oluşuyor bu sistem. Şimdi birazcık daha ayrıntıya girecek olursak, öncelikli olarak bu yapay zeka bizlere neler getiriyor onlardan bahsedeceğiz. Dijital veri toplama arayüzüyle neler yapabiliyoruz, hangi verileri topluyoruz, nasıl aktarıyoruz, onlara değineceğiz. Ve son olarak da pompamızın hidrolik ve motor özelliklerinden bahsediyor olacağız. Nexos yapay zeka pompanın içerisinde entegre durumda ve çark tasarımı da özel yarı açık dediğimiz bir çark tasarımı. Hidrolik verimliliği %80'lere varan ve geometrik tasarım sayesinde kendi kendini temizleyebilen bir çark tasarımına sahip. Bu özel çark tasarımı Nexos yapay zekası ile birleştiğinde neler oluyor? Diyelim ki sisteme katı partiküller geldi.
yapay zeka tıkanmayı algıladığı anda çarkı akış yönünün tersine doğru çevirerek bu katı partikülleri pompanın ağzından uzaklaştırıyor. Bunu eğer bir kere de uzaklaştırdığı parçayı tekrar tabii ki akış yönünde tekrar dönmeye devam ederek içerisine alıyor. Diyelim ki içerisine alamadı. Bu ters döndürme işlemini 3 kere, 4 kere tekrar yaparak, ters düz yaparak onu içerisine sorunsuz bir şekilde alana kadar devam ediyor. Şimdi bir işletmede dalgıç atık su pompasında aranan en büyük özelliğimiz nedir? Tıkanmazlıktır tabii ki. Biz bu tıkanmazlığa neden olacak partikülleri uzaklaştırarak ve bu sorunu ortadan kaldırarak aslında %100 bir işletim güvenilirliği sağlamış oluyoruz. Şimdi bununla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim. Partikülleri nasıl uzaklaştırıyoruz? Thank you.
raporlardan oldukça aşina olduğumuz şeylerdi. Ama bir atık su pompası söz konusu olunca aslında bunlar çok yeni teknolojiler oluyor. Bizim için de yani bu da zaten şu an piyasadaki en verimli ve yapay zekaya sahip tek pompa. Şimdi bunun dışında sistem bir atık su pompasını her zaman biz birasıl bir yedekli olarak çalıştırırız. Fakat bir sistem kurmak istersek burada 4 pompaya kadar harici bir kontrol panosuna ihtiyaç duymadan birbiriyle haberleşebilen bir sistem kurabiliyoruz. Bir pompa her zaman off durumunda yani yedek durumunda kalıyor. Sistem master slave dediğimiz bu ana köle diye adlandırabileceğimiz bir işletim moduyla çalışıyor. O da ne demek? Master pompamız bir sorun olduğu, bir arıza ya da bakım durumunda otomatikman sistem bunu algılıyor ve master pompayı direkt değiştiriyor. Yedek pompayı master pompa haline getirebiliyor. Yani biz hiçbir şekilde sistemi durdurmadan sistemi çalıştırmaya devam ediyoruz aslında. Bu sayede tabii ki de sorunsuz bir çalışma güvenliği ve bakım periyodu oluşturmuş olabiliyoruz kendimize. Bir yapay zekamız var dedik. Bunun içerisinde bir dijital data veri toplama ve kaydetme sistemimiz var. Bu veri kaydetme sistemiyle neleri kaydediyoruz, bunları nasıl aktarıyoruz? Biraz da onlara bakalım. Şimdi öncelikle bu verileri toplamamız için sensörlere ihtiyacımız var. Bu sensörleri normalde bir atık su pompasında sizlerin kullanıcının talebine göre biz daha sonradan ekleme yaparız. Bu Rexo Solid Q'da bu sensörlerin tamamı entegre olarak içerisinde. Hiçbir harici bağlantıya ya da ekstra bir röleye ihtiyaç duymadan tüm sensörleri içerisinde bulunduruyor. Bunlar neler? Sıcaklık ve titreşimi gözlemleyebiliyoruz. Rulman ve sargı sıcaklığını her zaman kontrol altında tutuyoruz. Ve sızdırmazlık yani su kaçağı kontrolünü de yapabiliyoruz bu sensörler sayesinde. Dijital data arayüzümüzün en önemli özelliği entegre Ethernet arayüzünün olması. Bu Ethernet arayüzü sayesinde herhangi bir PLC'den, ekrandan, bir otomasyon sisteminden tüm bu okuduğumuz verileri aktarabiliyor, gözlemleyebiliyor ve kontrol edebiliyoruz. Tek bir pompanın yani burada gördüğümüz gibi bir ekranı var. Burada pompanın tüm temizlenme periyotlarını, frekanslarını, işte çektiği akımı, gücü ve o anki değerlerini okuyabiliyoruz. Son olarak bir videomuz daha var. Bu enerji tasarrufu, işletim modu ve komple veri toplama sistemini özetle anlatacağız. Off durumunda bir pompamız ve 3 pompamız çalışır durumda şu an. Baştaki pompamız arızalandığı durumda direkt yedek pompaya geçti. Harici frekans konversörlerimiz ve kullanıcının bir SCADA sistemi ya da bir bilgisayara kolayca verileri aktarabiliyoruz.
servis mekanist konvertörümüz var. Burada kullanıcı PLC'sine bir bilgisayar ekranına ya da bir gateway üzerinden cloud bağlantı yapabiliyoruz. Bina otomasyon sistemiyle standart olarak Modbus protokolü kullanılıyor. Fakat opsiyonel olarak da OPC protokolünü ekleyebiliyoruz bu sisteme. Üzerinde dijital etiketler var. Bu dijital etiket sayesinde pompanın etiket değerlerini de kendi bilgisayarımıza ya da kullandığımız ekrandan direkt olarak görebiliyoruz. Yani pompanın üzerine gidip o etiket değerlerine bakmamıza gerek kalmıyor. Evet, biraz da pompamızın hidrolik ve motor özelliklerine değinelim. Solid Q yarı açık çarklı bir çarkımız var dedik. Bu çarkın zaten hali hazırda katı parçacık üçgenliği oldukça yüksek ve hidrolik verimliliği de sınıfının en yüksek hidrolik verimliliğine sahip. %80 hidrolik verimliliklere ulaşıyor. Burada atık su pompalarındaki çark tasarımları şöyle ters orantılı gider. Partikül geçirgenliği yükseldiğinde o pompanın hidrolik verimliliği düşer. Yani siz parçalayıcı bıçaklı ya da vortex bir çark, yani partikül geçirgenliği yüksek bir çark kullanıyorsanız orada %30-%40 hidrolik verimliliklerden bahsederiz. Fakat partikül geçirgenliğimiz işte o 20 milimlere, 10 milimlere düştüğünde hidrolik verimliliklerimiz yükselir. %70'lerden, 60'lardan bahsetmeye başlarız. Burada biz bu çarkla hem katı partikül geçirgenliği yüksek hem de hidrolik verimliliği yüksek bir çark tasarımı elde etmiş olduk. Kendi kendini temizleyen bir tasarımı var dedik ama zaten bu yapay zekasıyla birlikte partikülleri tamamen ortadan, yani bu tıkanma problemi tamamen ortadan kaldırıyoruz. IE5 motor verimliliği var. Piyasadaki dalgıç atık su pompalarında şu ana kadar en yüksek verimliliğe sahip motor. Dikey ya da yatay kurulum yapabiliyorsunuz. Bunu bir pompa terfi istasyonunun içerisinde kullanıyor gibi de düşünebilirsiniz. Ya da bir bina sisteminde, bir drenaj sisteminde kullanıyor düşünebilirsiniz. Burada bir haznenin içerisinde, yani atık suyun içerisinde daldırılmış şekilde ıslak kurulum da yapabiliriz. Ya da hazneniz başka bir ortamda, pompaların tamamen kuru ve temiz bir ortamda çalışmasını istersek de orada soğutma ceketli kuru montaj imkanı da sunuyoruz. Kendi kendi temizlemesinde bir animasyonu var mı? Evet, ilk baştaki videoda aslında anlatıyordu. Animasyon anlamında yani. İsterseniz tekrar sunumun sonunda tekrar açayım. Tekrar bakalım. Şu an için 22 kW'a kadar bu seri, yani 100-110 litre saniyelere kadar kapasiteler mevcut. 2020 yılında, yani bir sonraki sene bu kapasiteler daha da artacak. Nerelerde kullanıyoruz biz bu pompaları? Atık su arıtma tesislerinde tabii ki kullanıyoruz. Atık su terfi istasyonlarında, bu bir betonarme terfi istasyonu olabilir ya da işte prefabrik bir terfi istasyonu olabilir ve bina drenaj sistemlerinde bu ürünleri tercih ediyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa memnuniyetle alabilirim şu an. Yoksa sizin buyurun. Kilo olarak atık su pompasının su içinde kullanılması mı öneriyorsunuz yoksa kuru olarak kullanılması mı öneriyorsunuz? Şöyle, ikisinin de birbirine göre avantajları var aslında. Islak montaj, yani haznenin içerisinde, atık suyun içerisinde kullanırsanız eğer maliyet daha düşük olacak. Çünkü kuru montaj yapmanız için o pompaların üzerinde bir soğutma ceketi dizayn ediliyor. Bu da maliyeti %20-30 arttıran bir unsur. Fakat pompa atık suyun içerisinde çalıştığında bir arıza olduğunda personel o atık suyla temas ediyor. Yani o kokuyla temas etmek zorunda kalıyor. Kuru montaj yaptığınızda ise hazne başka bir alanda olduğu için ve pompa atık suyla hiçbir şekilde temas etmediği için bir bakım ve arıza durumunda personel çok daha hijyenik ve kokusuz bir ortamda çalışmış oluyor. Sizin tercihiniz yok yani. Biz, yani tabii ki eğer maliyet göz önüne alınıyorsa kuru montajı öneririz. Ama genelde bu işte biraz daha ilk yatırım maliyetine bakıldığı için
Islak montaj tercih ediliyor kullanıcı tarafından. Yapay zekalı pompalardaki hafıza dilimine kadar onun hafızası yenileniyor mu? Yoksa değişmesi gereken bir süre mi var? Hafızası şu an ne kadar açıkçası tam hatırlayamıyorum. İstersen sunum sonrasında ben size onu bir hemen bakıp söyleyeyim. Bu dijital data arayüzünü zaten siz otomatikman o verileri silip tekrar hafızayı... Pompa için sormuştum zaten. MCC'sizden MCC'sizden çözülebilir. Sizin anlattıklarında Simgilo pompasının içindeki zeka sormuş, zeka ne kadar yani hafızı önemli olan o. İşte tam onu bir size sunum sonrasında bakayım, söyleyeyim olur mu? Sizin videonuza bakalım o zaman. Şimdi ben aslında şunu söylüyordum, sizin bir rakip firmanız, yine videoda da vardır eminim. Yani böyle özellikle çok agresif şeylere, katı malzemelere parçalıyordu. İçinde bir tane şey vardı, çark vardı. Hı hı. Parçalama yok değil mi bunda? Parçalama yok, hayır. Parçalayıcı bıçaklı bir pompadan mı bahsediyorum? Yani o sistem kalktı sadece şey, ileri geri yapmak suretiyle. Bunda parçalamaya, parçalamaya da ihtiyaç duymuyor aslında. Ama yani, siz üstünü sarılırsa ihtiyaç duyuyor mu, duymuyor mu? Şimdi ben size hemen bir oynatalım. Thank you.
İyi akşamlar herkese. Ben İsmet Ercan Öztürk. 4 yıldır Bilal'da çalışıyorum. 2,5 yıldır da yangın sistemleri üzerinde çalışıyorum. Son 1,5 Vilo yakından takip edenleriniz biliyordu. Vilo'nun UL listeli FM onaylı ürünü yoktu bugüne kadar. Son denetimimizi de geçen hafta geçirdik. Bu seminerin benim için şöyle bir önemi var. 1,5 yıldır üzerinde çalıştığım projenin ilk lansmanı bu. Hem satışta hem satış sonrasında hazırız. İlerleyen slaytlarda daha ayrıntılı bilgi vereceğim size bununla ilgili. Nelere bakacağız? Dünyada kullanılan standartlar, NFPA 20, UL, FM onayları nelerdir? Yapıların yangında korunması için tedbirlere bakacağız. Dizel elektrik motorlarına, yangın pompaları, kontrol panoları, jockey pompaları ve Vilo ürün gamına bakacağız en son olarak da. Evet, ilk başta normlardan başlıyor. Dünyada ülkeler kendilerine göre normları vardır bunların. İşte Almanya DIN normunu kullanıyor, Amerika kıtası ANSI normunu kullanıyor, İngiltere BSI normunu kullanıyor ve bu normların mesela örneğin ST37 malzemenin DIN normundaki DIN normunda karşılığı, DIN normunda ST37, INS normunda da değişik bir kodla çağrıştırılıyor. Daha sonra yangında kullanılan standartlar, yani her ülke kendine göre bazı standartlar geliştirmiş. Burada dünyada en çok yaygın kullanılan standart NFPA standartıdır. Ve en ayrıntılı standartlara da NFPA standartı sahiptir. Daha sonrasında da sertifikasyonlar oluyor. Bağımsız sertifikasyon kuruluşları, işte Fransa'da IQP, Almanya'da CA standartına VDS onayları alınıyor. İngiltere'de standartına LPCB sertifikaları, NFPA standartlarına da UL ve FM onayları alınıyor. Evet, dünya haritasında Amerikan kıtasının çok büyük bir bölümünde ULFM talep ediliyor. Brezilya kısmında IN Metro diye bir standart sertifikasyon var, o talep ediliyor. Gene bu Orta Doğu ve bizim ülkemizde ağırlıklı olarak ULFM sertifikaları, Hindistan tarafında UL, Uzak Doğu tarafında CCC denilen bir standart talep ediliyor. Sertifika talep ediliyor. Burada Avrupa'da gördüğünüz gibi çok değişik standartlar var. Ama bu standartların temelinde EN12845 var. Yani herkes biraz kendi ülkesini uyarlayarak standartları geliştirmiş ve sertifikalar da bu şekilde işte. Almanya VDS, İngiltere LPCM, Fransa IQP sertifikaları oluyor yangın sistemlerinde ve yangın pompalarında. Evet, NFPA standartları kuruluşu çok eski aslında. 1896'lara dayanıyor. Dünyada en ayrıntılı standartlara sahip. 380 tane ayrı standart geliştirilmiş. Sadece tasarım, uygulama, malzeme, sistem kalitesi standartları bakım, işletme, eğitim kurallarını içerir. NFPA malzemeleri denemez. Yani sadece standartları yayınlar. Benim bu standartlara göre üretim yapılması da herhangi bir sertifikasyon vermez. Bunun için neler var? UL ve FM bağımsız sertifikasyon kuruluşları var. UL pompa bölümündeki standartının karşılığı UL 448'dir. Temelini NFPA 20'den alır bu standart, UL 448. UL'in kar amacı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Can ve mal korumasına yönelik çalışmalar yapar. Malzeme testleri ve kendine göre standartları da yayınlar. Sadece yangın konusunda faaliyet göstermez. Kullandığınız bilgisayarların altına bakarsanız UL logosunu görebilirsiniz. Ya da monitörlerde UL logosunu görebilirsiniz. Yangın sistemlerinde, pompalarda ve kontrol panoları, motorlarda NFPA 20'ye uygun ve UL listeli olmak zorundadır. FM
Sigortacılar Birliği'ydi. Şirketin amacı kayıpları en aza indirmektir. Sadece yangın konusunda faaliyet gösterir FM. Yangın pompaları, kontrol panolarını NFB ve FM onay şartları uygular. FM'in temelinde hep NFB 20 vardır. UL'inde FM'in standartlarında da FM'deki açılım adası standartı FM 13.011'dir. Evet, yapıların yangından korunması için alınan tedbirler 4 başlıkta incelenir. İlk başta önleme. Herhangi bir yangın anında insanların ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiği ile ilgili eğitimleri içerir. Yani yangın tatbikatı gibi. Algılama sistemleri yangının çıktığı noktayı belirleyerek oraya müdahale edilmesini sağlar. Aktif söndürme sistemleri, otomatik sprinkler sistemi gibi bir sistemle yangının çıktığı noktaya çok kısa sürede müdahale edilmesini içerir. Pasif yangın önlemleri ise de yangın çıktıktan sonra yangının yayılmaması için kullanılan yanıcı olmayan inşaat malzemelerinin kullanılmasını içerir. Bu dört başlık çok önemli. Bu dört başlığa uyulmaması durumunda çıkabilecek bir yangın anında çok ciddi can ve mal kayıpları olabilir. 2017 yılında Londra'da çok büyük bir yangın çıkmıştı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Londra Grenfell Kulesi yanmıştı. Binada herhangi bir önleme çalışması yapılmamıştı. Binada bir algılama, çok eski bir binaydı. Algılama sistemi de yoktu. Ve aktif söndürme sistemi de yoktu binada. Dördüncü katta buzdolabında çıkan yangın çok kısa sürede bütün binayı sardı ve 79 kişinin hayatını kaybetmesi oldu maalesef. Ve bütün bina yandı. Bu şekilde. Şimdi aktif söndürme sistemlerine, hani pompanın da içinde olduğu aktif söndürme sistemlerine biraz girelim. Binada 3 şekilde söndürme yapılır. Aktif söndürme sistemlerinde hidrantlardan, yangın dolaplarından ve sprinklerden. Hidrantlar ve yangın dolapları manuel olarak çalışır. Hidrantlar binanın genelde dışında olur. Hortum bağlayarak müdahale edilir. Yangın dolapları bina içinde olur. Elle müdahale edilir. Sprinkler sistemi ise tamamen otomatiktir. Yangın anında yangın çıktığını algılayarak, devreye girerek otomatik söndürme yapar. Evet, şimdi pompa dairesine bakalım biraz da. Evet, şuradaki gördüğünüz şey. Evet, şurası, şu kesit dizel sistemi gösteriyor. Şu kesit de elektrik sistemini gösteriyor. Emme tarafında vananın OSE vana olması gerekmektedir. Bu laminar akışın bozulmaması içindir. Pompanın emmesinde ve basmasında manometreler konulmalıdır. Eğer pompayla emme borusundaki çaplar değişecekse eksantrik redüksiyon kullanılması gerekmektedir. Basma tarafında ise konsantrik redüksiyon kullanılmalı. Dizellerde şurada gördüğünüz rahatlatma vanası var. Bunun konulmasının nedeni dizellerde herhangi bir devir kaçağı olması durumunda bu rahatlatma vanası açarak fazla suyu tahliye etmesi içindir. Bu ya bir atık su olarak tahliye edilir ya da depoya geri basılır. Şurada gördüğünüz bir test hattımız oluyor bizim. Bu olması lazım. Bu test hattıyla pompaları periyodik olarak çalışma noktalarında ve %150 noktalarda da çalışıp çalışmadığını periyodik olarak test edilmesi lazım. Başkanımız da bahsetmişti. Bunlar ilk satın alınıyor ve daha sonra hiçbir teste tabi tutulmuyorlar ama aslında periyodik olarak performans testlerinin yapılması lazım. Evet, burada da şimdi yangın pompa dairesini de gördük. Şimdi biraz pompaya bakalım. Bir şase üzerinde
pompa ile motoru bağlı bir şekilde teslim ediyoruz ve yanında da kontrol panosunu veriyoruz. Daha sonra uygulama aşamasında basma tarafından basınç hissetme hattı çekiliyor kontrol panosuna. Yangın pompalarında NFPA 20'ye uygun üyel listeli ve FM onaylı olmak zorundadır. Motorlarda FM onayı yoktur. Sadece üyel listeli olması gerekiyor. Kontrol panoları keza NFPA 20'ye uygun üyel listeli FM onaylı olması gerekiyor. Burada dizel motorda da gene dizel motorun NFPA 20'ye uygun üyel listeli FM onaylı olması gerekmektedir. Evet, NFPA 20 pompa kapasitelerini standartize etmiştir. 25 GPM'den başlayarak 500 GPM'e kadar belli aralıklarla standartize etmiştir. Yani siz bir üreticiyseniz, bir pompa üretiyorsanız bunu teste sokarken örneğin 500 GPM'lik bir pompa üretti. Bunu 500 GPM'e göre ben teste sokuyorum. Yani ben 600 GPM'lik bir pompa üretmiş olsam bile bunu UL ve FM teste tabi tutmuyor. Yani bu kapasitelere göre testleri yapılıyor. Buradaki kapasitelere göre testleri yapılıyor. Evet. Burada görmüş olduğunuz eğri NFPA'nın verdiği en dik eğridir bu. Bundan fazla dik eğriye izin vermiyor. Yani de hidrofor eğrilerinin dik olmasını isteriz ama yangın hidroforlarının eğrilerinin daha yatay olmalarını isteriz. Bazı sınırlamalar getirmiş NFPA. Bunlar neler? Kapalı vanada %140 debinin %140'ından fazla olmaması lazım. %150 debi noktasında da basıncı %65'inden yukarıda olması lazım. Bu en dik eğri. Bu şu aralıkta eğriler ve izin veriyor. Evet. Evet, pompa kapasitelerini standartize etmiştir ama karşımıza çok sık çıkıyor. Mesela 1750 örnekte de var. 1750 GPM'lik bir talep geliyor mesela. Bunu ya 2000 GPM olarak vermemiz gerekiyor direkt ya da NFPA'de şu alt tarafta İngilizce yazan bölümler var. Bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum bunu. Pompa sertifikaları 1500 ve 2000 GPM oluyor. İstenilen debi 1750 GPM. Pompamızı 1500 GPM'lik bir pompa seçmemize izin veriyor NFPA. Diyor ki debinin %140'ındaki kadar performans eğrisinde çalışan bir noktada pompayı çalıştırabilirsin diyor. 1750 GPM de 1500 GPM'in %117'si yapıyor yani. Bu da yani böyle bir izin var NFPA'de yani. 1500 GPM'lik pompa seçiyorum ama çalıştırırken 1750 GPM'de çalıştırabiliyorum. Ama isterseniz direkt bir üst model 2000 GPM'lik pompa da seçebilirsiniz. Bunu anlatmamın nedeni bazı firmalar buna göre seçim yapıyor ama müşterilerine bilgi vermiyorlar. Daha sonrasında uygulama aşamasında müşteri de bilmediği için bu problem olabiliyor. Evet, malzeme özelliklerini de standartize etmiştir. Gövdenin GG25 veya sfera döküm olması, çarkın bronz olması, milim paslanmaz, işte sızdırmazlığın yumuşak salmastırı olması, yatakların kres yağlamalı rulman yatak olması, aşınma bileziği bronz olması, fren halkası bronz ve salmastıra baskısının bronz olmasını istenmektedir. Bir önemli konu da sızdırmazlık. UL ve FM sızdırmazlığın yumuşak salmastırı olmasını zorunlu tutuyor. Burada öncelikli amaç pompanın çalışmasıdır. Mekanik salmastıra tercih edilirse herhangi bir sıkışmada pompanın kilitleneceği için yumuşak salmastıra kullanılmasını istiyor her zaman. Yumuşak salmastırada dikkat etmemiz gereken çok çabuk aşınan bir malzeme. Periyodik olarak bakım yapılması lazım. Bir de yumuşak salmastıralarda böyle bir sızıntı olur. Uygulamada görenler bilir. Bu dakikada 30 damla
damla olması gerekiyor. Hani bazıları bu su damlamasın diye onu iyice sıkıyorlar böyle. O daha sonrasında yanıyor ve pompaya zarar veriyor. Hani bu damlaması normal. Yedekleme ile ilgili her zaman yangın sistemlerinde pompanın bir yedeğinin olması lazım. Yani isterseniz iki elektrikli olsun, isterseniz bir elektrik, bir dizel olsun veya iki dizel olsun. Her zaman bir asıl, bir yedek şeklinde kullanılması gerekiyor. Bazı projelerde nadir de olsa iki asıl, bir yedek de kullanılabiliyor. Burada yani 100 metreküplük bir ihtiyacımız var diyelim. 100 metreküp, ikinci pompa 100 metreküp, yedek pompanın da 100 metreküp olması gerekiyor. Şöyle bir şey de olabilir çok nadir de olsa. Birinci pompa 120 metreküp, ikinci pompa 80 metreküp. Yedek pompanın 120 metreküp olması. Yani kapasitesi büyük olan pompayı yedeklemesi gerekiyor. Motor koruma sınıflarında bu tip koruma sınıflarına göre sınıflar var. Ülkemizde ve dünyada genellikle kullanılan standart olarak damlamaya korumalı motorlar. Üstteki resimde görüyorsunuz. Opsiyonel olarak da tamamıyla kapalı fan soğutmalı motorlar, alttaki resimde gördüğümüz motor kullanılıyor. Dizel motorlar, bu elektrik motorları için de geçerli. %150 noktasında çalışabilecek şekilde seçim yapılması gerekmektedir. Motor performansı 90 metre rakımda 22 santigrat ortam sıcaklığında çalışılacak şekilde dizayn edilmiştir. NFPA'de şöyle bir kural var. Eğer rakım 90 metrenin altında veya 300 metrenin üzerinde ise motor gücünü %3 arttırır. Sıcaklık olarak da 5.6'nın altında veya 25 derecenin üzerinde ise motor gücünü %1 arttırır şeklinde söylüyor NFPA. Dizel motorlar haftada elektrik motorunun da haftada bir gün çalıştırılması gerekiyor. Ama bununla ilgili bir süre yok. Ama dizel motorların haftada bir gün minimum 30 dakika çalıştırılması gerekiyor. Bu devir kaçağından bahsetmiştim önceki slaytlarda. %10'dan fazla devrin kaçmasını istenmez. Ve eğer devir %20 kaçıyorsa pompanın kendi kendini kapatması istenir. Yani devir kaçtığında ne oluyor? Şimdi tahta yok burada ama yani 2980 devirde çalışan bir dizel motor düşünelim. Daha yüksek devire kaçtığında o performans eğrisi ne oluyor? Yükseliyor. Yükseliyor ve çalışma noktası sağa doğru kayıyor. Ve bu istenmiyor. Bu tesisata zarar verebilir. Yani tesisat çünkü ona göre yapılmıştır. Maksimum basınç dayanım sınıfına göre yapılmıştır. Ve devir belli bir şeyden kaçtıktan sonra bu tesisata zarar verebilir ve yangın anında çok ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Yakıt tankı ile ilgili her beygir için 1 galon ve %10 arttırılması istenir. %5 dipte kalan, %5'te genleşme için. Yani 100 beygirlik bir motorum varsa benim 100 beygir için 100 galon ve %10 arttırıyorum. Minimum 110 galonluk bir yakıt tankı seçmem gerekiyor. Evet, bahsettiğim pompayı %150 noktasında zaten çalışması gerekiyor ve motor seçiminin de muhakkak minimum %150 noktasında çalışabilecek şekilde seçilmesi gerekiyor. Evet, performans özellikleri %150'den bahsettim zaten sıkça. Motorsuz pompanın üretimi bittiğinde bir sulu test yapılması lazım ve deneme sonuçları sertifikalandırılmalı. Basınçta bir mil gücü ve verim eğrileri bu belgede olması gerekmektedir. Her pompanın anma basıncı, debisi, devir değerleri, motor servis faktörü etiketinde bulunması gerekmektedir. Emme ve basma flanşlarına manometre ve vakummetre konulmalıdır. Herhangi bir basınç kaybını görebilmek ve
herhangi bir test yapmak istediğimizde bu değerleri okuyarak pompanın ne kadar basınç yarattığını öğrenebilmek için bu zorunludur. Evet, kontrol panoları hidrofor, sirkülasyonlarda kontrol panolarında öncelikli amaç pompa motorunun korunmasına yöneliktir. Bununla ilgili de kontrol panolarında ekipmanlar vardır. Ama yangın sistemlerinde kontrol panolarında öncelikli amaç sistemin çalışmasıdır. Motorun korunması ikinci plandadır. Herhangi bir yangın anında ne olursa olsun pompa çalışsın. Güvenli elektrik kaynağının olmadığı yerlerde otomatik transfer switch kullanılır. İki elektrikli sistemlerde kullanılır genellikle. Yani otomatik transfer switch nedir? Şehir şebekesinden gelen enerjinin kesilmesi durumunda yedek enerji kaynağı ile jeneratör tarafından beslenir. Yani elektrik yangın çıktı, pompamız çalışmaya başladı ama şehir şebekesinde elektrik kesildi. Otomatik transfer switch bunu algılıyor ve şebekeyi jeneratöre atarak pompanın çalışmasını sağlamasını sağlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu pompa adeti kadar verilmesidir. Yani sistemimiz iki elektrikli ise iki adet otomatik transfer switch verilmelidir. Bazı uygulamalarda bir adet isteniyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Jockey pompanın çalışmaya başlayacağı basınç ana pompanın basıncından yaklaşık olarak 10 psi yani 7 mss üstünde seçilir genelde. Debisi de ana pompanın debisinden %1'i kadar seçilir. Bir örneğimiz var. Yani 1000 GPM'lik 145 psi yani 10 barlık bir ana pompamız var burada. Jockey pompa seçimimiz 10 GPM'lik ve ana pompanın basıncının 10 psi üstü 155 PSI'lık bir jockey pompa kullanabilirim burada. Jockey pompada UL ve FN onayları yoktur. Sadece bu kontrol panosu UL listeli olmak zorundadır. Jockey pompada. NFPA yangın pompa tesisat boyutlandırmasını da standartize etmiştir. Yani burada minimum değerleri vermiştir. Eğer siz bunun üstünde bir değer kullanacaksanız tabii ki kullanabilirsiniz ama minimum bu çapları kullanabilirsiniz. Örneğin 750 GPM'lik bir pompamız var bizim. Emme borusunun minimum 6 inç olması lazım. Yani pompamız diyelim ki pompamız 5 inç geldi ya da 4 inç geldi. Orada redüksiyonlu hattı minimum 6 inçe büyütmemiz gerekiyor. Yani basmada da 6 inç mesela 750 GPM için. Relief vana, rahatlatma vanası dizellerde kullanılan. Girişi 4 inç, çıkışı 6 inç. Diğer meter device yazan sütun debimetre 5 inç. Son iki sütun hortum testleriyle alakalı. Bizim ülkemizde pek yapılmayan, uygulanmayan, bir zorunlu da bir şey değil zaten. Hortum testleriyle alakalı olanlar onlar. Yani hortum testi ne oluyor? O debimetre hattını görmüştük ya, oradan bir bağlantı daha dışarıya veriyorlar ve hortumlu test yapıyorlar. Burada da kaç tane hortum deliğinin olması ve çaplarının ne olması ile ilgili örnek bilgiler var. Ama dediğim gibi bu son iki konu zorunlu değil ve ülkemizde de çok fazla uygulanan bir uygulama değil. Evet. Yeni çıkardığımız ürün gamı bizim için gerçekten çok yeni. 6 model, 13 farklı çalışma noktası ve pazardaki ihtiyacın %80'ini karşılayabilen ürün gamı ile artık sizlerin hizmetinizdeyiz. Evet, söylemiştik. Pompa kapasitelerini NFPA standartize etmiştir. Böyle bir çalışmamız var Türkiye pazarı ile ilgili. 2015 ve 2018 yılları arasında proje kapasiteleri bunlar. Çok
Türkiye'deki Türkiye pazarında 500, 750 ve 1000 GPM pazarın çok büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. Bu iç kapasite pazarın çok büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. Evet, bu bizim ürün gamımızdaki kapasite aralığımız. 500 GPM'den başlıyor bizim ürün gamımız. 2500 GPM'e kadar çıkıyoruz. 500, 750 ve 1000 GPM ağırlıklı olarak bina teknolojilerinde kullanılan kapasitelerdir. Ve 750 ve 1000 GPM'de gördüğünüz gibi yüksek basınçlara çıkabiliyoruz. Biliyorsunuz yüksek binalar oluyor ve yüksek basınçlar talep ediliyor. Bu yüksek kapasiteler genellikle yani 2000, 1500, 2000, 2500 GPM kapasiteler endüstriyel tesislerde talep edilmektedir. Endüstriyel tesisler daha yatay tesislerdir. Çok fazla basınca ihtiyaçları yoktur endüstriyel tesislerin. 10-11 barlar yeterlidir. Biz de bunu ürün gamımızda karşılayabiliyoruz. Evet, biz motorsuz pompaya onay aldık tabii ki. Burada kullanılan diğer komponentler de UL listeli FM onaylı komponentler kullanıyoruz. Vilo motorsuz pompaların Hindistan'daki fabrikasında üretiyor. Bunlar orada üretildikten sonra bize geliyor ve biz burada FM'den geçen hafta geçmiş olduğumuz testten FM bize onay verdi bununla ilgili. Motorla motorsuz pompayı Türkiye'deki testimizde birleştiriyoruz. Evet, kontrol panolarında Tornatec, elektrik motorlarında Marathon, dizel motorlarda Clark, Varklarda Clavar gibi bu yöneten pazarında çok bilindik komponentler kullanıyoruz. Evet, ürünümüz, hizmetinizde bölgede de Makran ve Giga gibi güçlü bayilerimiz var. Vilo'yu en önemli etkenlerinden biri de satış sonrası hizmetleridir. Satış sonrası hizmetler ile ilgili de gerekli eğitimleri aldık. Yani hizmetinize satış öncesinde ve satış sonrasında hizmetinize hazırız. Evet. Son olarak 48 ilde 75 yetkili servisimiz var. Bilginiz için teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı konuyla ilgili? Buyurun. Diyelim ki hesap neticesinde 500 GPM'de pompa çıktı. Bunu sipariş ettiğimiz takdirde paket içeriği nedir? Yani elma basmak kolektörlerde relief valve, OSI yapılması devlet hepsi içinde mi yoksa? Yok. Teklifimizde bunlar teklifte zaten görüyorsunuz neyin paket kapsamında olduğunu. Talep ederseniz bununla ilgili çalışma yaparız ama biz de bunları hani bir yerden alıp size temin edeceğiz. Hani çok rekabetçi olacağını düşünmüyoruz ve genelde pompa tedarikçileri OSE vanayı ya da eksantrik konsantrik rediksiyonları paketin içinde vermez. Elektrikli sistemde paketin içinde neler vardır? Motorlu pompa, kontrol panosu, otomatik air relief var, üstte pompanın üstüne takılan, emme basma manometreleri ve relief vana, basma hattının oraya çekilen relief vana var paket kapsamında. Kontrol panosu söyledik, jockey pompa bir de, bunlar var kapsamda. Teklifte bunlar yazıyor. Ama siz istiyorsanız ben OSE'ye vanayı da sizden temin etmek istiyorum. Blok halinde iki geç çıkış yapacağı şekilde bir enerji vereceği şekilde olsa yani siz iki sisteminde ortak bir şesede mi olması tabii istiyorsunuz? Ama şöyle bir şey var şimdi. Var ama onlar non-tip pompaları yapıyorlar. Split gauge zaten belli basınç ve debiye non-tip pompalarla ulaşmanız imkansız yani. Split gauge de belli basınç ve debilere daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Split gauge ne yani? Emmesi bu tarafta, basması bu tarafta olmuş. Şimdi. Bunu bir ortak şaseye koymak için yani şu öndeki alan kadar bir büyüklüğe ihtiyaç var yani. Onun uygulamada çok şey olması çok mümkün değil yani. Ortak projektörlerin olması çok mümkün değil yani. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü
tip böyle montaj ediliyor. Split case. Şöyle koydum. Bir de böyle koydum. Yan yana koydum. Yani şasi çok uzadı yani. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Ay ben split case'i ortak şasede vereni görmedim. Split case'de şöyle bir şey var. Container tipi denilen bir sistem var. Türkiye pazarında ben teklif talebi de görmedim. Satışını da görmedim yani. Container şeklinde oluyor sistem. Konteyner şeklindesin dediğiniz gibi bir emmeye, bir basmaya, bir elektrik veriyorsunuz, olay bitiyor. Ama bu Türkiye pazarında çok kullanılan bir sistem değil. Ama UELFM pazarında ortak şase, ortak kolektör veren tedarikçi ben bilmiyorum yani Türkiye'de. Onaysız ürünlerde doğru var. Ortak şase, ortak kolektör veren. Ama UELFM'de yok. Başka? Evet, kapanış konuşmasını yapmak için de Gökhan Bey'i tekrar Gökhan Bey'e veriyorum. Evet, yorulduk herhalde biraz. Çok fazla soru gelmedi. Ben size sorayım. Ya biz çok iyi anlattık, ya siz çok iyi anladınız, ya da anlamadınız. İnşallah C şıkkı değildir. Umarım faydalı olmuştur. Bizler bile olarak odalara çok önem veriyoruz. Üniversitelere önem veriyoruz. Bu tip eğitimleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada yeni ürünlerden, yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Bazen oluyor, yeri geliyor, pompa teknolojilerinden bahsediyoruz. Bazen temel pompa prensiplerini özellikle mühendis kardeşlerimize aktarmak istiyoruz. Biz zamanında, yani Gaziantep'te bayağı eğitimler yaptık. Gaziantep Üniversitesi'nde makine mühendislerine yaptık. Makine mühendisleri odasında yine burada birkaç kez eğitim düzenledik. Organize sanayi bölgelerinde aynı şekilde seminerler düzenliyoruz. Dolayısıyla sanayi eğitim işbirliğine çok önem veriyoruz. Özellikle makine mühendisliği odasında, mesela bugün yine Kadıköy Şubesi'nde İstanbul'da bir arkadaşımız eğitim veriyor. Yıllar önce de bu binanın pompalarını da hediye etmiştik, bütün pompalarını. O zaman Gürcan Bey de yönetimde yer alıyordu. Gerçekten odalar bizim için önemlidir. Onları mutlaka canlı tutalım, koruyalım. Bizim standartlarımız açısından, normlarımız açısından çok önemlidir. Dolayısıyla hep birlikte mühendislik odalarına değer vermeye devam edelim. Seminerimiz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Yani en büyük dileğimiz budur. Çünkü fayda getirirse bir seminerin değeri oluyor. Eğer feedback'inizde olursa, İngilizce söyledim kusura bakmayın, geri bildirim aslında, yani yorumlarınız, onları da almak isterim. Bilmiyorum, bu seminerle ilgili söylemek istediğiniz var mıdır? Soru sormadınız, belki burada bir şey söylersiniz. Ben bir şey söylemek istiyorum da. Buyurun. Yani, öncelikle teşekkür ederiz bu bilgiler için. Bence aslında bundan ziyade ara ara özellikle genç mühendis arkadaşlara pompa seçimi konusunda, bu gösterdiğiniz tabloların nasıl okunması gerektiği konusunda bilgiler vermek gerekiyor. Çünkü birçok mühendis arkadaşımız maalesef pompayı nasıl seçeceğini bilmiyor. Yani usta mantığıyla hareket ederek pompalar seçiliyor. Yanlış pompalar seçiliyor. Yanlış tesisatlar yapılıyor maalesef. Biraz daha bu pompa seçimleri konusunda eğitimler verilmesinin ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunlar çok güzel ama biz seçebilmemiz lazım. Yani anlattığınız pompaların hangilerini bizim seçmemiz lazım. Yani bizim belirlememiz lazım. O konuda ben çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Doğrudur. Zaten daha önceki seminerlerimiz biraz bunlara yönelikti. Pompa seçimi çok önemli. Çünkü pompa terzi usulü yapılan bir sistem. Yani zaten katalogdan direkt bakarak seçseydik, hani doğru pompa seçiminden bahsediyoruz, o zaman 4 yıl, 5 yıl okumamıza gerek yoktu.
Dolayısıyla mühendislikteki en önemli konu dediğiniz gibi doğru pompanın doğru nokta çalışmasını sağlamak. O zaman siz mühendislik yapmış olursunuz. Yani biz buna optimum nokta diyoruz. Ne fazla ne az. Bununla ilgili üniversitelerde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü pratik seçimle teorik seçim biraz daha fark ediyor. Bunları artırabiliriz. Yani yine odalarda da yapabiliriz. Burada da ben hatırlıyorum 2012 yılıydı sanırım bir seminer vermiştik. Hatta ben vardım bizzat. Çok faydalı oluyor. Fakat yeni ürünler de çıkıyor bir yandan. Bir yandan da teknolojiyi takip etmek zorundayız. Bunlardan da haberdar etmek zorundayız. Dolayısıyla ikisini de yaparız. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir sonraki sefer de onu yapalım o zaman. Biraz daha temelini yapalım. Siz bir şey söylüyordunuz. Vazgeçtiniz. Aynı soru gibi. Faydanız oldu. Teşekkür ederiz de. Biraz da fiyat konularında da faydanız olsa çok iyi olur. Çok pahalı. Fiyatımız gayet iyi diye başlıyoruz. Tabii ki fayda maliyet hesapları da var bu işte. Ben bahsettim 64 milyon euro Vilo Almanya'dan yani bütün dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarına harcıyor. Az para değil tabii ki. Bir servis teşkilatımız var. Bu da bizim ürün kaynağımız. Dolayısıyla buna da para harcıyoruz. Dolayısıyla her şeyin bir maliyeti oluyor. Hem kaliteli olmaya çalışıyoruz hem ekonomik olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere hizmet etmek istiyoruz. Umarım bir faydada buluşuruz sizle. Teşekkürler. Başka? Evet buyurun. Az önce konuşan Murat arkadaşımıza ben katkı sunacağım biraz. Görüyorum salonda genç arkadaş çok. Biz artık onlar biraz abisi pozisyondayız. Onları iyi anlıyoruz. O yıllarda biz geçtik çünkü. Yani burada şimdi seminerimiz güzel geçti, teşekkür ederiz. Fakat sanki daha önce her şeyi biliyor arkadaşlar, bütün pompaları tanıyor. Onun üzerine bir ekleme yapmış gibi. 3-4 tane pompa tanıttınız. Yani bunun üzerine pompa çeşitlerini şöyle bir anlatsın. Yani tabii daha geniş bir zaman lazım onun için. Yani arkadaşlar, ben mesela meslek hayatımızın ilk yıllarında birileri bir şey anlatıyor. Rumman'dan falan bahsediyor. Herkes tamam. Birazdan çıkıp ya Rumman nedir? Yani orada sormaya İnsanlar gerçekten şey yapıyor, biz de yani. Bir şey sorsak aptal durumdan düşeriz. Biri bize güler mi acaba falan filan diye sormaya çekiniyor insanlar bazen. Böyle bir temele inip de insanlar rahat rahat her şeyi sorabilsin genç arkadaşlarımız. Yani şu nokta nedir, virgül değil, onu bile soracak yani. Kimse ona bir şey yapmayacak. Biraz daha hani şöyle şey... Bir atasözünü hatırlattınız bana. Bilmemek ayıp hayır, değil, soru sormamak ayıp aslında. Soru sorarsanız öğrenirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi bunun konsepti biraz daha farklıydı. Tabii ki her zaman varsa devam edelim. Yani biz sabah kadar anlatırız. Ya pompa deyip geçmeyin. 3 gün boyunca hiç konuşmadan pompayı anlatabiliriz gerçekten. Ya istiyoruz, biz de çok paylaşmak istiyoruz ama bu yeni teknoloji gelişmeleri de bilmemiz lazım. Dünyaya da ayak uydurmamız lazım. Ve bunlar projelerde de kullanılıyor. Dolayısıyla işte bir şekilde zamanı sığdırıp mesela bundan sonra bir seminer daha düzenleriz yakın zamanda. En temelinden başlarız. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. İlk başlangıcı şöyle başlar. İlk pompa nedir diye soru sorulur. 3 gün sürüyor. İlk pompa nedir diye başlarız. İnsanoğlu. Daha tekerlek falan bulunmamış. Ateş bile bulunmamış. İlk pompa nedir? Ellerim yani. Kim dedi ellerimiz? Çünkü suyu ne yapıyoruz? Bir yerden bir yere potansiyel enerjisini artırıyoruz ve transfer ediyoruz. Dolayısıyla insanoğlu ne yapmış? Artık Adem, Havva ya da çocukları neyse almış gölden suyu yukarı kaldırmış. Oradan başlıyoruz. Kaynar gücü falan geçiyor. Stratos maksimum kadar geliyoruz. Dolayısıyla hani bunları düzenleyebiliriz ama sizin bu isteğiniz hani arkadaşların, genç arkadaşların bunları öğrensin deme isteğiniz çok hoşuma gitti gerçekten. Mesela arkadaşlara bir genel kültür. Siz de şimdi onaylayacaksınızdır. Dünyadaki mevcut enerjinin %20'sini pompaları kullanıyor. Doğru mudur? Çünkü pompa demek, su demek, su demek, hayat demek. Hayır, bence normal. Önce olur mu ya öyle şey demiştim ben bu durumda. Hatta 1/3 demişlerdi bana, sonradan %20 olarak yaptım.
Doğrudur herhalde değil mi? %50. Elektrik motorları kullanan makinelerde %20, tüm dünyadaki her şey dahil %10. Pompaları kullandı mı? Pompalar %11. Bütün dünyada harcanan elektrik enerjisinin %11'ini harcıyor. Ama motorlu makineler grubunda da %20'sini harcıyor. Dolayısıyla felaket bir enerji harcıyor yani. Pompada hiç geçmeyeceğiz. En güzel pompada kalbimiz, her zaman kalbimizde güzel çalışsın, temiz olsun diyelim. Bağlayalım. Yoksa orada isteyenler var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki seminerde görüşmek dileğiyle.